Amerika Birleşik Devletleri'nin de 18. yüzyıldan sonra işin içine girdiği dünyayı talan hadisesi bir esasa bağlanması lazımdı. Yoksa kendi kendine işleyecek olursa hepsini mahvedebilirdi. Yani kapitalizm her bakımdan istikrarsız bir mekanizmaydı. Bu mekanizmayı yönetilebilir, kontrol edilebilir hale getirebilmek için Batı dünyası ikinci bir 30 sene savaşı yaşadı. Bu 1914'te başlayıp 1945'te biten savaştır. İki Dünya Savaşı olarak adlandırılır. Fakat 1914'te başlar, 45'te biter. Bu bizim hayatımızı birinci derecede ilgilendiren bir şeydir. Çünkü Avrupa kendi istikrarını temin ettiği zaman, yani dünyayı talan etmeyi başardığı, fakat Osmanlı Devleti'ni bir türlü ortadan kaldıramadığı zaman bir şark meselesi vardı. Yani bu burnumuzun dibinde biz Çin'den Peru'ya kadar her yeri emrimiz altına aldık. Fakat burnumuzun dibinde bir yer var. Burası hala bizim her dediğimizi yapan bir yönetime sahip değil. Bu şart meselesi 1914'te başlayan savaşla beraber bir çözüme ulaştı. Ulaşılan çözüm Türkleri tarihten silmek. 1914'te savaşa girdik. Almanların yanında. Bu savaşın adına seferberlik dedik. Yani milletçe seferber olduk tarihten silinmemek için. Fakat başarısız kaldık. Mağluplar arasında yer aldık. Ve topraklarımızın tamamı elden gitti. İşte o şartlarda tabii ki bütün yönleriyle tartışılabilecek bir şey. Ama ne olduysa oldu. Bir Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Türkiye Cumhuriyeti doğmadan önce İstiklal Marşı doğdu. Şimdi bu Avrupa'nın ve Amerika'nın yaşadığı 30 sene savaşları sonucunda, yani birbirlerini yer halde bir çözüm aramaları sonucunda biz kendimizi sıfır noktasında tutmayan, en azından bir olabilen, sıfırlanmayı reddeden, bir olmayı hasmına da kabul ettiren bir varlık sahibi olduk. İşte bugün birçok dangalak, alçak, hain, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye Türk çocuklarının haykırmalarına mani olmakla övünürken, işte o sıfır bir farkı Türk varlığı olarak ortaya çıktı. Yani biz sıfır, Avrupa medeniyeti Amerika tarafından sıfır sayılırken İstiklal Harbi vererek bir olduk. Pek matah bir şey değildi ama sıfır olmaktan kurtulduk. Varlığın, Türk varlığına armağan olsun derken bu birin müdafası bahis konusudur. Yani şimdi andın kaldırılmasına iyi gözle bakanlar, bu andın metnini yazan adamın aynı zamanda Türkiye'de
ezanın yasaklanmasına yol açan çalışmaları da yaptığını söylüyorlar. Elbette. Yani biz o insanların mümin olduklarını falan filan iddia etmiyoruz ki. Hiçbir şekilde. Cumhuriyet'in birinci kadrosu, yani Cumhuriyet ilan edilirken işleri elinde bulunduran kadro, dinini ver, vatanını al pazarlığına evet demiş olan kadrodur. Yani onlar gavurlara artık bundan sonra Müslüman olmayacağız diye söz verdikleri için Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının garantisini temin edebildiler. Biz onların Müslüman olduklarını falan filan söylemiyoruz. Ama biz önce vatan dedik. Yani o zamanda hele bir vatanımız olsun, ondan sonra benim içimden imanımı söküp alamazlar nasıl olsa. Ben sonunda gene dinimi hakim kılarım görüşü söz konusuydu. O insanların da öyle yaptıkları gavurluklar, yazımızı değiştirmiş olmaları, efendim ezanı yasaklamış olmaları falan filan bizi birinci derecede etkilemiyordu ve bunun için isyan etmedik. Çünkü hiç olmazsa vardık. Yani çünkü biz yok edilme tehlikesini yaşamadık. Yok edildik. 1918 yılında Türk bayrağının altı can ve mal emniyeti bakımından hiç güvenilmeyen yerdi. 1918 yılında başta Amerikan bayrağı olmak üzere İngiliz, Fransız, Yunan, efendim bütün bu bayrakların altına girdi insanlar. Bu buralarda, bu yaşadığımız yerlerde insanlar Fransız bayrağını reddettikleri için Türk bayrağının altında savaştılar. Ama ne oldu sonunda? Bugüne kadar Türk bayrağının altı bu yüz ölçümü içinde en güvenilir yer haline geldi. Bunu birileri reddediyor olabilir. O onların bileceği bir şey. Ama biz kendimizi en iyi durumda Türk bayrağının altında hissediyoruz.